30 dakika Tayyipistan'dan seçmelerden herkese merhaba. Bu her hafta olduğu gibi Alin Özinan'la birlikteyiz. Alin merhaba. Merhaba Erkan Bey. Evet, Kız Kulesi'nden başlayalım dilersen. Başlayalım. Tayyipistan'dan ya ortalık kaynıyor. Kız Kulesi çalındı mı diye insanlar birbirine soruyor. Evet. Ya herhalde yeryüzünde böyle bir sorunun sorulabileceği başka bir ülkenin olmadığını düşünüyorum. Güvenimizi kaybetmişiz. Ben öyle algılıyorum. Yani şimdi biz programı çektiğimiz saatlerde, şu saatlerde sosyal medyada çalkalanıyor konu. Aha. Ne oldu Kız Kulesi'ne? Fotoğraflar bir taraftan düşüyor. Ben ekrana da getiriyorum. Evet. Yani şöyle olay çıktı. Epeyden beri üstü kapalıydı Kız evet. Kulesi'nin. Bir restorasyon vardı. Evet. Sonradan birisi fark etti. Fark etti ki arkasından işte şu an gemi geçerken gözüküyor. O üstü kaplanan alanın arkadan. Aa, Kız Kulesi orada yok. Boş. Şimdi açıklama yaptı ama kültür varlıkları. Külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmıştır dediler. Ne demek bu uzaklaştırmak? Çıkarmışlar. Uzaklaştırmış oluyorlar. Evet. Sonra yakınlaştıracaklar mı? Biraz iyi tarafından bakar mısın? Yiyebilirlerdi de mesela. Şey mi? Üst tarafını mı? Tabii. Kemirebilirlerdi Ayasofya kemirdikleri gibi. Katarlılara satabilirlerdi. Mesela şeyi biliyor musun? Bu Beşiktaş'ta astrotütün deposu vardı. Onun böyle etrafını kapattılar. Sonra otel oldu. Evet. Yani orası da otel olabilir. O etrafında kapatılan şey... Kalktı. Bir otel. Sürpriz. Sürpriz. Otel tütün deposunu ne yapacağız? Zaten tütün falan zararlı şeyler. Sevmiyorlar öyle şey. İçki, tütün. Gerek yok. Bu da Kız Kulesi. Sonuçta ne bileyim. Yani erkek adamın erkek kulesi olur. Yani kız Kulesi'ni. İşte yani o dediğin güvensizlik meselesiyle alakalı. Kız Kulesi çalındı mı sorusu. Kulesi yediler mi? Ya belki de gerçekten restore ediyorlar da işte gerçekten güvenimiz kalmadığı için hep bir şey, hep böyle bir diken üzerindeyiz. Yediler mi, yuttular mı, sattılar mı gibi. Tabii. Bir de ama Erdoğan ailesinin tarihi eserlere olan düşkünlüğü de, Bilal Erdoğan'ın tarihi eserlere olan düşkünlüğü. Orada bunun altını çizmekte geçen Hüda Kaya HDP milletvekili. Külah Bilal'in evinden çıkıyormuş. O Çamlıca'daki sıfırlanan depodan arkadan. Düşünebiliyor musun? Şimdi onun külahını çalan kılıfını da hazırlar. Tabii. Zaten şey demiş Üsküdar neyi? Ya neydi adamın? Üsküdar Belediyesi'nden biri evet. Demiş ki her gördüğünüz fotoğrafa inanmayın demiş. Ha, biz ne diyorsak o öyledir. Yani. Neyse açıldığında o üstündeki şey... Karşımıza umut ederiz ki bir Kız Kulesi çıksın, bir de onun tarihi dokusuyla birlikte çıksın. Ama bu zaten yerli milli bir şey değil ki. Niye bu kadar üzerinde duruyorsunuz? Ben anlamadım. Bu kahve yani, Bizans dönemine ait. Tabii. Ya Kariye'yi yok ettiler. Ayasofya'yı kemirdiler. Hiç kimse... Bu da öyle gidecek yani. Ya. Neyse Kız Kulesi'ni bir tarafa bırakalım. Tayyipistan'dan başka nice başlıklar bizi bekliyor Alin. Şimdi Nebati dedim de... Işıltı diye bir tweet attı. Gördün mü onu? Gördüm. Tabii ki gördüm. Şimdi böyle tek kelimelik tweet modası başladı. Geçen Tayyip Erdoğan Türkiye diye tweet atmış. Onu alıntı yapmış Kılıçdaroğlu'da zam diye. CNN Türk başlattı onu. Hepsi de uydular. Yabancı bir akımdı. İstediklerinde yabancı akımlara da uyum sağlıyorlar. Nebati de kendinden evet. Beklenen kelimeyi yazdı. Işıltı dedi. Evet. Milletin anası ağlamış. Birazdan zamlara da geleceğiz. Elektriğe, doğalgaza bilmem ne. Adam hala ışıltı diyor ya. Emin Erdoğan da Recep Tayyip Erdoğan dedi. Ha öyle mi kelime yazdı? Tabii. O da RTE yazdı. Wow. Ama Sayın Erdoğan ne yazdı? O Türkiye yazdı. O Türkiye yazdı. Peki Emin onun Erdoğan, üzerinde Recep Tayyip Erdoğan'a meftun,
Recep Ama Tayyip o Erdoğan Türkiye'ye ise meftun. Türkiye'ye meftun. Ya. Ya, ya. Ve Kılıçdaroğlu nankörü ne yaptı? Aldı şeyin işte Türkiye tweetini üstüne alıntı yaparak zam yazdı. Ha. Orada adam kendini ülkeye adamış. Tabii. Zam da tabii öyle böyle zam değil Alin. Yani zaten kıyamet zamlar gelmişti. Yetmiyor, bir daha geldi. Konutlarda kullanılan zam doğalgazın birim fiyatına %20,4. Sanayide Evet. kullanılan %50. Sanayide demek bütün ürünlere yansıyacak demek. Enflasyon zam olarak yansıyacak demek. Sanayici düşünsün, sana ne? Sanayici düşünsün. Ha değil mi? O hep 50 liralık benzin Ay. alıyorum gibi bir şey bu. Yani şimdi şikayet olsun diye sanayiye yapılan zam mı konuşuyorsun? Sanki sanayicisin. Ha. Maksat İşte kötülük olsun yani. Maksat tamam. şey, Türkiye'yi çökertmek yani. Sanayici de o zammı ürünlerine yansıtacak ama Nebati gerçekten kendisinden beklenen o ışıltıyı yaptı. O ışıltıyı nereden bulur adam? Nasıl yapar? Enteresan. Ve bak Ali, ilginç. Bu Nebati'nin ışıltı adlı tweet'i 2101 retweet almış. Ve 24.200 de beğeni almış. Sen bu beğeniyi Alsın kocaman bakan. Kocaman bakan alsın iyi tamam. de o kocaman da bunu beğenenler ne diye beğenir bu ışıltıyı? Anlamamışlardır. Işıltılı bir şey zannetmişlerdir. Janjanlı bir şey diyoruz. Ha, Neyin neyse. peşindesin? Anlayamadım yani yine. Yani neyim? Adam ışıltı ister. Işıltı demiş, ışıltı yazmış. Ne? Öbürü de Yazın. şey, adalet yazan var, hak hukuk yazan var. Kim ne ediyorsa Aha. onu yazıyor zaten. AKP'liler neleri noksansa onu yazdılar. Peki, Tayyipistan'a devam edelim. O kadar çok başlık var Sen ki. bir şey yazdın mı? Ne? Bu akıma katıldın mı sen? Bir şey yazdın Yok mı? daha bir Tweet şey attın mı? yazmadım. Ya ne yazayım ki tek kelimeyle? Tayyipistan yazayım. Tabii Tayyipistan yazsaydın keşke. Ben yazdım mesela. O zaman bak şöyle yapalım. Pazar günü izleyeceğimize rica edelim. Orada hashtag'te Tayyipistan yazalım şöyle. Belki trend Nereye olur. yazsınlar? Yorumlara Twitter. mı yazsınlar? Hayır Twitter'a. Ha, Tayyipistan yazdıralım diyorsun Ha insanlara. Tayyipistan. Yok ya, Tayyipistan. Ali Erkam yazsınlar. Niye yani? Onda zaten yazıyorlar. Bütün gün Tayyip yazıyorlar yani. Ne gerek var? Bu arada Peki. seyircilere teşekkür etmek istiyorum izin verirsen. Ne Ben geçen oldu? hafta sitem ettim biliyorsun. Dedim ki dedeleri seyrediyorsunuz. Böyle yaparsanız ben programa çıkmam dedim. Tamam. Sayılarda yükselme olmuş. Teşekkür ediyorum. Yükselme. Ama Evet. gerçekten çıkmam yani. Ha. Sen de Seyretsin. az kaprisli sanatçılar gibi ha. Sen benim nasıl bir tempoyla çalıştığımı biliyorsun. Bu programı Tabii. saat kaçta çektiğimizi de biliyorsun. O kadar naz yapayım artık. Tabii yap yap Yapayım. yap. Yapayım. Peki Lütfen. sen Bahçeli'yi gördün mü bu hafta? Görmedin. Gene yaşlı insanlar, gene hiç acıma duygun yok senin. Çok Hiç acıma taştan bir duygu. kalbin var. O kendine Çok acımıyor taştan. ki. O kendine acımıyor ki. Belki şimdi Bahçeli'nin bu komik videosunu açıklamasını önce ben ekrana getireceğim. Yan tarafa getireceğim. Ondan sonra bir dinleyelim, arkasından biraz konuşalım bakalım. Kalafenin dönüşü mümkün değildir. 15 Mart'a ihanettir o. 751 vatandaşımızın Nedir katillerini yani? asla Nedir kimse o? cesaret edemez. Yaşlı adam yani şaşırmış. Ya şimdi bak, 15 Mart'a ihanettir diyor, Ha. tamam mı? Ben önce Temmuz'u Mart tam Temmuz yerine 15 Mart Temmuz diyorsun. yerine ama ben gene iyi niyetli düşündüm önce. Öyle Hı. bak o kadar da kötü biri değilim. Dedim ki bu 15 Mart deyince acaba tarihe gitti 31 Mart olayları bilmem ne. Ha oralardan bir şey mi yapacak? Yani bir entelektüel, kültürel, tarihi bir alıntı yapıp günümüze ilgili bir analiz mi yapacak diye bayağı bir hüsniyelendim orada ben. Ama hayır 15 Mart'tan dediği 15 Temmuz'u kastediyormuş. Hadi bu böyle olsun tamam. Hüsniyelendin. Hüsniyelendim. Arkadan da 251 şehit yerine 751 şehit dedi. Belki daha fazla var.
Kafa belki iyice daha gitmiş. Belki daha fazla. Belki ondan öyle söyledi. Ama bak. Bir saniye. Ben yaşlıları yedirtmem sana. Bir dakika bak. İki ve yedi. Ne kadar benziyorlar değil mi? Bakarken şey olmuş. Şaşırmış. 251. Ne önemi var? Ayrıca konu yani o önemli değil ki. Ha 251, ha 751 insanlar. Hadi 15 Temmuz'u öyle anladık. Atmışlar. Bak şimdi hadi hadi 15 Temmuz'u 15 Mart hadi öyle anladık. 251'i 751 onu da hadi izahını bir şekilde anladık. Ya tamam. Bu KVB ne? KVB. KVB demedi. KVK dedi. KVK mı dedi? Ben KVB. Dur bir dakika. Onu bir daha bir izleyelim. KVB mi? KVB mi? Bir bakalım. KVK'nin dönüşü mümkün değildir. 15 Mart'a ihanettir o. KVK'nin dönüşü mümkün değildir. 15 Mart'a ihanettir o. Evet Ali. Bu orada tuhaf yani. KVB mi diyor? KVK mı diyor? Ama KHK demiyor. K demiyor. Evet. Şimdi bu bana Temel'in bir fıkrasını hatırlattı. O şimdi bilmece soruyor Temel. Diyor ki yani kafestedir, sarı renklidir, cuk cuk der. Evet. Bu ne? Bu ne diye soruyor. Bu, o da diyor. Ya geçen hafta bu kuş konusunu ancak açtık. Yani niye tekrar? Emine Erdoğan'ın. Şimdi sen bil bakalım bu ne? Kafestedir, sarı renklidir, cuk cuk der. Kuş. Temel bunu şeye sormuş. Tursun'a sormuş. O da evet. Bilememiş senin gibi. O da demiş ki bu hamsidir. Ya diyorsun hamsi. Kafestedir. Evet. Demiş kafese koyarım. Ya diyor sarı renklidir. Sarıya boyarım. Cuk cuk der. O da diyor bu işin kandırmacası. Demiş. Tabii. Şimdi ya tabii. Hangi birisini düzeltelim? 15 Mart'ı mı düzeltelim? 251'i mi düzeltelim? KVK mı VK bilmem onu mu? Adam şimdi ben sana şey o Püskevit dediği gün bizim onu iptal etmemiz lazımdı zaten yani Türkiye siyasetinden. Evet. Şimdi ya bu uzatmalar oynanıyor zaten. Uzatmalar oynanıyor artık. Evet uzatmaları oynuyor ama tabii, ve bunu söyleyince oynuyor. De insanlar orada karşısında oturan insanlar da alkışlıyor. İlginç bir şey ne var. Yapsınlar? Ne yapsınlar? Neyse, Bahçeli ne doğru ne yapsınlar? İsterse alkışlamasın. Saygı şimdi, var başbuğ yani. Başbuğ. Sıkıysa alkışlama. Tabii. Şimdi tabii. Bahçeli'nin bu pastaki gafını atlamadan olmaz. Onu da ben şimdi bir ekrana o da güzel. Getireyim. O pasta o gerçekten o 10 numara. O evet. Şu bir anda şey, onu... bir şey yiyorlardı. Bir şey yiyorlardı. Evet şimdi ekrana geliyor. Paris'te herhalde ne bu Paris'te ne birisi bir şeydi. Ekmek değil de bir pasta. Paris'te Paris'te. Evet adam uçmuş kaçmış gitmiş. Yaşlı böyle yapma hepimiz yaşlı. Ya ne yaşlı yapalım? Bir biraz insana bir, gerçekten biraz hani bak. Biraz insaflı olma. Ama iyi de babam sen de kenara çekil ya. Kenara çekil ama ya. Ama bilmiyor. Sen ne bilinmez bir Hint kumu bulunmaz. Kendi adam haberdar değil ki yalnız söylediğinden. Ha. O doğru söylediğini zannediyor. Ona kimse söylemiyor ki yalnız söylediğini. O full farklı performans diyor. Gidiyor yani. Hı-hı. Evet devam. Türkiye'de iktidar ortağı bir siyasi lider bu. Sen öyle diyorsun da Sayın Mehmet Barlas dedi ki bu hafta Türk demokrasi Erdoğan ve Bahçeli'ye çok şey borçlu dedi. Ayrıca biliyoruz ki en ufak bir dalgınlık anında Türkiye'nin sınırları delinebilir, toprakları bölünebilir dedi. Sen kıymet bilmiyorsun. Bunları almak için, bunları yazmak için, böyle rezil olmak için adam ne karşılığı yapar bunu? Ben aklım almıyor. Nakit. Nakit değil mi? Tabii. Hı-hı. Evet nakit. Nelere başka ne olacak ya? Nakit ha. Tabii ki. Bak şimdi Zeytung sana bir tane söylüyorum. Zeytung geliyor. Sağlam bir Zeytung. Yeni af paketi kapsamında Süleyman Soylu ile fotoğraf çektirme fırsatı bulamadan
tutuklanan suçlular için bir günlük fotoğraf izni gündemde. Herkes yararlansın ya, bundan. Hiç Zeytin'e gerek yok aslında yani, var ya. Hiç Zeytin'e gerek yok. Ama sen gerçekçi seviyorsun. Değil mi? Gerçekçi. AKP gençlik kolları karakol bastı Kayseri'de. Haberin var mı? Dönmüşler, polisleri dönmüşler falan. Gençlik kolon, genç onlar, genç. Ne yaşlıyı anlıyorsun ne genci anlıyorsun. Toplumun hiçbir kesimini anlamıyorsun sen. Evet, toplumdan koptuk vallahi koptuk. Fakat beni koparan valiliğin açıklaması oldu. Bak, vali açıklaması uzunca bir metin, tam sayfa yazmışlar bu polislere saldırıyla alakalı AKP gençlik kollarının. Hoş görmüyoruz diyor. Onu da beğenmedin. Hoş görmüyoruz diyor. Ya başka birisi böyle bir şey yapsa, tamam AKP'li değil de, neler derler. Ama vali bey hoş görmüyoruz dedi. Çünkü AKP gençlik kolları yapıyorsa bir bildiği vardır. Tabii ki başka gençlik kollarının yaptığı. Ama bak, bunu bile dilini koparırlar adamına. Ne demek hoş görmüyorsun sen ya? AKP gençlik kolları, adam dövüyorsa döver. Sövüyorsa da söver. Ama kimse bir sor, niye saldırmışlar? Niye saldırmışlar? Kim bilir ne yaptı? Doğru, niye? Adamlar. Bilmiyorum. Burasına gelmiştir belki. Bana söyleyecek değiller ya niye saldırdıklarını onlar. Erkek erkeğe, sizin gibi siz de öyle dedeler toplanıyorsunuz ya, erkek erkeğe. Onlar da onlar gidip ilçe binası basıyorlar. Ya biz de en azından kimseyi dövmüyoruz ya. Biz daha zararsızız, doğru. Siz keh gülüyorsunuz. Yaşlı çılgınlar gibi eğleniyorsunuz. Peki devam. Tayyipistan'da. Şimdi bu hafta Devlet Bahçeli'nin ziyaretçisi kimdi? Sayın Ali, diyeceksin. Sayın diyeceksin. Sayın Alaaddin Çakıcı. Öyle de Alaaddin ki. Alaaddin Çakıcı ziyaret. Çoluğumuz çocuğumuz var. Çoluğumuz çocuğumuz var şu alemde. Evet. Sayın diyeceksin. Sayın Alaaddin Çakıcı. Evet. Bu alemin kralı olarak vaziyet eden, bütün mafyaların abisi, ağası olarak vaziyet edilen, görevlendirilen Alaaddin Çakıcı Bahçeli'yi ziyaret etti. Yani dünyanın, bak bu da dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Bir suç örgütü lideri sabıkalı bu konuda. Hapis yatmış birisi. Bir siyasi parti lideriyle böyle hemdem olmaz. Olmaz. Sen yurdumuzun içinde bulunduğu çıkmazları hiç anlamıyorsun. Bak, Sayın Barlas demiş ki en ufak bir dalgınlık anında Türkiye'nin sınırları delinebilir, toprakları bölünebilir. Bunu program boyunca 5-6 kere tekrar edeceğim ki seyircilerimiz de bunu böyle bellesin. Türkiye'nin özel bir konumu var. Özel bir konumu var. O yüzden Alaaddin Çakıcı olur, o olur, bütün güçleri birleştirip bak, tek bir hedefe doğru. Tabii Yunanistan nasıl korktu? Bak şimdi, ama bak, Alaaddin Çakıcı ile alakalı şeyi atlamayalım. Bir zorting var Alaaddin Çakıcı Bahçeli ziyaretinde. Diyor ki Zorting tweet'i, Devlet Bahçeli ziyareti sonrası Alaaddin Çakıcı 2. üst üste, yargı sistemindeki bozuklukları düzeltmek için ben de varım. Sen de var mısın Kürşat Yılmaz kardeşim? Devam. Mesajın alınmıştır Alaaddin kardeşim. Mesajın alınmıştır Alaaddin kardeşim. Sen de var mısın Tayyip kardeşim? Diye böyle zincir yapmışlar. İşte, şimdi sen bunu açıkla ama seyircilere. Bu böyle bir şey. Akım bu. AKP bunu hangi seçimlerde yaptı bilmiyorum. Böyle AKP gençlik kollarının organizesiydi bu. Bu adam da 20 yıl oldu, artık karıştırıyorum seçimleri birbirine. Yani çok seçim olduğu için artık. Sen de var mısın desteklemeye? O da her biri ben diyemiyorum. Meşazını aldım Ahmet kardeşim. Ben de AKP'yi destekliyorum. Sen de destekliyor musun? Öbür video diyor. Ben de ben dilimizi de bozduk. Şimdi bak, şunu bir açıklama yapalım. Şimdi başka dillerde bunun adı mesaj, biliyorsun. Tabii ki. Mesaj dedi. Onlar yanlış söylüyorlar. Ha, bunu söylemek meşazdır tabii. Şey gibi. Ha, meşaz. Onlar şarj derler. Onlar şarj derler, o da yanlış. Doğrusu şarjı.
Türkçemize böyle girer bu kelimeler. Sen ondan sen çok milli ve yerli olamadığın için. Şimdi son meşaz. Olarak doğrusu hangisi kaldı şimdi? Meşaz mı oldu? Türkiye penceresinden bakıyorsak konuya meşaz tabii ki. Meşazını aldım. Peki o da meşazını aldım demiş Kürşat Yılmaz kardeşim. Zincir oluşturmuşlar. Devam edelim. Neler var? Ben de çok başlık var. Bir iddia gündeme geldi bugün. Ben de maaş konusunda meraklıyım. Biliyorsun kim ne maaş alıyor takip ediyorum. Gazeteci Mustafa Balbay bir iddiada bulundu. Dedi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Özgür Suriye Ordusu üyelerine ayda $500 maaş veriyor. Kaç her para yapıyor? Birine. TL? Çok nasıl her yani. Birine? Yok tabura veriyor. Her birine tabii. Kaç para yapıyor? O 18 desen 90 bin lira mı yapıyor Türk parası? Vallahi şu an habire dolar TL o kadar karıştı. Bende TL şeyi kaybolduğu için. Bende de o zamandan beri kayboldu ama. İşte 18 çarpı 500 işte çarpsınlar. Çok para mı oluyor diyorsun yani? TL'ye çevirirsen çok para oluyor tabii. Ha, çok. Bak bunu sen öyle deyince aklıma ne geldi biliyor musun? Yıllar önce bir belgesel izliyorum. Bu lejyonerleri anlatıyor. Yani savaşçılar, para karşılığı savaşanlar. Anlatıyor. Hı. Şimdi röportajda tek tek röportaj yapıyorlar bu savaşçılara. Şimdi orada adam soruyor lejyonere. Ya diyor bu aldığınız para biraz fazla değil mi diyor. Yani çok fazla maaş alıyorsunuz. İyi de diyor kardeşim diyor ben diyor kilise korosunda ilahi okumuyorum diyor. O benzetme benim hoşuma gitmişti. Adamlar ya kelle koltukta iş yapıyor. Bu arada 9 bin liraymış 90 bin lira demiş. Ben hesapladım. Değilse. Ne demek istiyorsun? Hakları mı diyorsun yani? Adam savaşıyor da sen Erdoğan ne dese onu yapıyorlar. Şunu öldür, onu öldürüyor. Bunu kes, bunu yap. Yani neticede milletin kesesinden çıkıyor para gerçi ama neyse. Hakkı da helal edelim diyorsun. Helal isteyen etsin, isteyen etmesin. Bana ne ya? Vallahi billahi bana ne. Tuhaf bir bakış açısı. Tuhaf bir bakış açısı. İşte kilise korosunda ilahi okumuyorum ben demiş adam. Yani risk var. Evet devam edelim. Neler var, neler var, neler yok. Şimdi bak şeytanın bile aklına gelmeyeceği bir şey. Yandaş yabancı olacak. Yabancı öğrenci kontenjanından yandaşlar Boğaziçi'ne öğrenci olarak gidiyorlarmış. Bunu bize açıklayan kim? Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ünal Zenginoğlu. Diyor ki bak aynı cümle. Yabancı öğrenci kontenjanından seçilmiş bazı Türk vatandaşlarının sınavsız olarak okula alınmasına karşı çıktığım için görevden alındım. Ya çok enteresan bir şey diyeceğim sana. Çok enteresan bir şey diyeceğim. O yabancı öğrenci kontenjanında hangi ülkeden öğrenciler var biliyor musun? Yani kendi açıklamasında öyle söyledi. Azerbaycan. Şunun için söylüyorum. Yeri geldiğinde taş taş üstünde bırakmıyorlar. Kardeş Azerbaycan şöyle böyle. Oranın başarılı çocukları, not ortalamaları çok yüksek. Türkiye'ye gelecekler, Boğaziçi'nde okuyacaklar. Önlerini kesiyorlar çocukların. Yani her şeyleri hikaye. Yani kardeş, iki devlet, bir devlet bilmem ne. Hepsi işte bunların. Evet, devam. Hikaye. Hikaye. Evet, evet. 15 evet, Mart. Evet. 15 Mart. 15 Mart. 15 Mart. Mart. Sen bak o Bahçeli'nin bir cümlede 4 tane yanlışı çıkınca sen şeyi bilir misin? Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail hikayesini. Din zayıf bende. Ben sana anladım kısaca. Hani Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ile imtihan oluyor. Onu kurban edecek derken bir kurban geliyor. Onu biliyorum. Tevrat'ta da bildiğim kadarıyla, İncil'de de. Bütün dinlerde var. Evet, var. Evet. Var olan o. Şimdi adam bunu kulaktan duyma dolma. Duymuş bir yerden kulaktan dolma kulaktan duymuş anlatıyor bak, diyor ki bak sen daha yarı yaşındasın Bahçeli'nin bak şimdiden başladık ya, vallahi Allah'ın sopası yok işte çarpılacağız ha vallahi inan çarpılacağız yani, Bahçeli'ni ahı tutacak şimdi ya ben anlatacağım bir iki laf var dağıtma zihnimi şimdi adam kulaktan dolma anlatıyor. Diyor ki ya diyor hangi veliydi o diyor. Kızını diyor boğazlarken, boğazını sıkarken taşların arasından keçi fışkırdı diyor. Şimdi diyor ki karşıdaki ya babam ben hangi birisini düzelteyim diyor. Bir kere veli değil, nebiydi, peygamberdi o. Hazreti İbrahim.
İki, kızı değil oğluydu. Boğazını sıkmadı, kesmek üzere yatırdı. Yerden taştan fışkırmadı, gökyüzünden indi. O da keçi değil, koyundu diyor. Evet. Nasıl evet? Daha ne anlatayım sana? Ben şimdi bir de açıklama mı, kitapçık mı vereyim? E tabii şimdi şeyin de ya bırak, Bahçeli'nin de nasıl yapıyorsun? Ya Bahçeli'nin de bir cümlesinden bilmem kaç tane yanlış, bir de hangi birisini düzelteyim kardeşim bahsi çıkıyor işte. Yaşlı hiç dedeniz nineniz olmadı mı sizin evinizde? Ne kadar saygısızsınız. İyi de lafı yaşlı. Geride bırakmıştım, gene döndürdün Bahçeli'ye. Devam edelim hiç o zaman. Halden anlamıyorsun. İleriye. Hiç halden bak, anlamıyorsun. Rize'de çaylar tek bir adet satılıyormuş. Birle sınırlandırılmış çayın memleketi Rize'de. Evet. Sonra ben inanamadım ama bu yalanlanmadı bu haber. Medyada da çıktı. Hı. Şimdi bunu Zorting diline dolamış. Diyor ki Rize'de çay satışlarının bir adet ile sınırlanmasına Erdoğan sanki daha fazla alabiliyorsunuz da demiş. Ya bıkmadılar mı bunlar da çaydan? Artık biraz içmesinler yani. İçmeyi versinler canım. Aa, bu kadar senedir çay içiyorlar. Çay zaten faydalı bir şeydi. Çarpıntı yapıyor. Kahve içsinler. Evet. Başka? Devam ediyoruz. Batırel. Evet, Batırel. Batırel yine gündemdeydi. Bir şey değil. Doktor Nebati değil ama o da fena değil yani. Fena Batırel değil. Batırel'i de seviyoruz. Yani, evet. Nebati'nin yerini tutmaz. O da. Nevi şahsına münhasır o da, evet. Belki aynı şeyi not almamış olabiliriz. Bu Batırel böyle farklı, değişik yumurtluyor. Türkiye'nin uyguladığı ekonomik sistemle elde ettiği başarıyı Batı dünyası hazmedemiyor. Almanya karanlığa gömüldü demiş. Öyle bir başarı elde etmişiz biz. Daha önemli bir şey demiş de sen kaçırmışsın. Her ne o? Türkiye'nin ekonomik programı Nobel Ekonomi ödülü kazanacak dedi. Vay Nobel. Nobel. Biz böyle makaraya... Gavurun ödülünü. Valla yerli ve gavurun milli ödülü. Gavurun ödülüne kaldı. Erdoğan yani. Yerli ve milli ödül aldı ben sana söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'ye çağ atlattı dedi. Ayrıca. Batırel mi? Batırel. Ne biçim adam bu ya? Ya şimdi nerede şeyle... Nerede yazıyor biliyor musun sen Batırel? Nerede yazıyor? Türkiye Gazetesi'nde. Türkiye Gazetesi'nde. Türkiye Gazetesi'nin... Niye? Tuhaf, zoruna mı şeyi... gitti? Hayır, zoruna Türkiye Gazetesi'nin gitti? Mottosu neydi biliyor musun? Huzur veren neydi? Gazete. Huzur veren gazete. Şimdi var. Bu tür masallarla, hipnozlarla huzur mu veriyorlar böyle bilmiyorum. Batırel... Senin dede de huzur yazdı o tek kelime akımında biliyor musun? Bahçeli de huzur yazdı. Ha. Adam huzur arıyor ya. Huzur arıyor. Ahir önünde adam huzur arıyor. Huzur arıyor. Öyle bir şarkı vardı. Huzur arıyorum. Devam. Devam. Başka neler var? Şeyi duydun mu? Şimdi bak. Çok ciddi olarak seçimlere hazırlanıyorlar. Sen burada dalganı geçiyorsun da Zorting Morting. Orada insanlar çok ciddi hazırlanıyorlar bu seçim işine. Sayın Tayyip Erdoğan Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında seçim hazırlıklarına ilişkin yol haritası sunulmuş. Üzerinde konuşulmuş, tartışılmış ve denmiş ki milletvekili aday listelerinde yıpranmış isimlere yer vermeyeceğiz. Vay, wow, yıpranmış isimler. Taze isimlerle gelecekler. Öyle taze diyorlar. Gelecekler mi? Ama bak şeyi gördün mü? Sen yeni adaylar meselesinde hakim ve savcılar şey yapmış, harekete geçmiş. Dur bakayım nerede o notum? Hakim ve savcılar AKP'den şöyle harekete geçmiş. Hakim ve savcılar AKP'den adaylık kovalıyorlar. Haber bu. Pek çok hakim ve savcı bu seçimlerde seçilebilir yerden seçilmek için kulisler yapıyorlarmış. Bunun anlamı ne biliyor musun? Bilmiyorum. Dokunulmazlık zırhı için çırpınıyorlar. Ya hakim böyle şeyler bana
Bana çok komik geliyor bu dediğiniz şeyler. Niye? Ya sanki hukuk var, mahkeme var da bir gün yargılanacaklar da bunun hesabını yapıyorlar gibi. Ya en azından hakim ve savcılar topun ağzında olduklarını biliyorlar. En azından adam bir 5 sene milletvekili olsa, tamam mı? Ondan sonra demiş ya, ya eşek ölür ya padişah olur ya ben ölürüm demiş. Ondan 5 sene sonra da Allah kerim. Bence onunla ilgisi yok. Onunla ilgisi yok. Bunları çok kirli işlere, bunları çok kirli işlere soktukları için belki onu böyle jest olarak yapıyorlardır ama dokunulmazlık konusuna ben itimat etmiyorum. Çünkü şöyle bir şey var, yani velev ki muhalefet seçimi kazandı geldi. Yani bu binlerce savcıyı, hakimi mi yargılayacaklar? Onu yapacak olsalar memlekette yani hatırı sayılır bir kesim insan yargılanacak. Hiçbir Türkiye'nin tarihinde yok yani hükümet değiştiği zaman. Eski hükümetin suçlarını şey yapmak, yargılamak. O yüzden başka bir hesaptır bu diye düşünüyorum. Başka bir hesap olduğunu düşünüyorsun sen. Ama öyle düşünüyorum. Neyse, adamlar hakim ve savcılıkları bırakıp AKP'den milletvekili olmak için, adamların da partisi belli. Devam. Bir şey diyorum demin. Sen rüşvet tarifesinin yüzdelikleri ortaya çıkıyor. Okudun mu? Hangi sektörde? Bu SPK'nın falan bu ayyuka çıktı ya. Ha, bu SPK, evet, Sedat Peker'in dile getirdiği Taşkesenlioğlu. Ali Fuat, evet. Taşkesenlioğlu'nun başında olduğu. Değil mi? Evet. Evet. Ama bana çok söyleyeyim. %3. %3. Çok makul ya %3. Nedir yani? Tabii canım, eğer sen sermaye arttıracaksın madem, ver %3'ünü, arttırsın işte. %3 ya, yani bunların vahşilikleri, yamyamlıkları, barbarlıkları düşünülürse %3 çok makul geldi bana yani. Ben ya daha bunlar iyi niyetli insanlar bunu. Bunlar işi olursun, hareketlensin. Tabii. Biraz da sürümden de kazanmak istiyorlar. Bir de vatandaşa, bu tarz iş adamlarına karşı bir iyilikleri, jestleri oluyor. Ama bundan sonra bence devletin ilgili bir kurumu her ay veya 3 ayda bir şu bakanlıktaki rüşvet tarifesi şudur, şu bakanlıktaki rüşvet tarifimiz şudur diye aleni ilan etsin. Vatandaş da bilsin bunu. Ona göre aleni hareketsin. Derken Twitter'da falan mı mesela? Nasıl yani, aleni? İster şeye söylesinler. Var ya böyle bir AKP gazetecisi Abdülkadir Selvi, ister ona söylesinler. İster bir başkası Ahmet Hakan'a söylettirsinler. İster bir yerde yazsın. Resmi gazetede yayınlasınlar ya. Resmi gazetede yayınlasınlar. Ama o işler öyle olmaz. Racon var canım. Olur mu öyle şey? Hani açıktan da söylemezler diyorsun. Ha? Ama bir, şey... Birisi bozulur. Şey, Sedat Peker kelle koparmaya başladı. Parça koparıyor. Erdoğan'ın danışmanı Korkmaz Karaca. Bu bornozlu. Yani nasıl talihsiz bir şey ya. Her haberde adamın bornozlu fotoğrafını koyuyorlar. Hiç tasvip etmiyorum habercilik açısından. Gerçekten yersiz yani. Ama galiba başka fotoğrafı yok ya da hep bornozla geziyor. Orayı anlamadım ya. Yani o adamın şimdi yaptığı işlerle alakalı, o Sedat Bey hatırlarsın. Onunla alakalı. Niye, havlu işi mi yapıyor? Yok, bu kadar söyleyeyim. Bak, ne işimi yapıyor meselesine gelince şöyle bir Twitter'da şöyle bir diyalog geçiyordu. Şimdi şu fotoğrafı da ekrana geldi. Şimdi Korkmaz Karaca. Bornozu mu koydun? Koyma bornozu. Yok. Korkmaz Karaca, Yiğit Bulut, Serkan Taranoğlu. 3 tane danışman. Ortadaki Yiğit Bulut henüz daha görevini devam ettiriyor, danışmanlığını. Ama Korkmaz Karaca ile Serkan Taranoğlu istifa etti bu Peker'in iddiaları üzerine. Şimdi rahatsız sağlık şeyi var. Şimdi bir Twitter'dan bir vatandaş da sormuş, diyor ki ya merak ediyorum diyor, Erdoğan bu adamlara ne soruyor, ne danışıyor, danışman ya bunlar, ne danışıyor acaba diye sormuş. Ali Dinçer isimli bir Twitter kullanıcısı da diyor ki, soldakine ne danışıldığını konuştuk geçen sene bornozluğu için. Gündemi iyi takip edelim lütfen diyor. Sen bunları kaçırmışsın tabii. Şifreli konuşuyorsunuz. Ben anlamadım ne konuştunuz. Yani sen anlama ama bu konuda anlayanlar anladı diyelim. Devam edelim. Bornoz. Devam edelim. Bornoz, ikinci el bornoz satışları başlamış. Hiç bornozun olmamış gibi kötüsün. İkinci el bornoz satışları. İş değişikliği nedeniyle sahibinden satılık tılsımlı bornoz.
yatırım garantili bonos 5 milyon 550 liraya satışa çıkarmış. Herhalde iş değişikliği görevini bıraktığı için saraydaki. İş bornozda değil. Her bornoz giyen yapamaz. İçinde olacak o işte. Adamın içinde olacak bornoz, değil mi? Tabii. Ya biz de giyelim bornoz, biz de yapamaz. Olur mu? Olmaz o iş tabii. İçinde olacak adamın. Olmaz. Peki. İnsanın içinde olacak. Devam. Neler var? De seçim ne zaman acaba? Seçim ne zaman? Erken de olabilir. Sence ne zaman? Yani ben bu kış, ya Kasım olabilir diye düşünüyorum. Şu Kasım. Çünkü bu kış bu doğalgaz ve elektrik... Evet. Bu doğalgaz faturaları, elektrik faturalarıyla eğer kış bitiminde karşımıza harabe bir AKP çıkabilir. Dolayısıyla bu kış bastırmadan seçimi yapabilir. Kasım olmasın. Niye? İşin mi var? Ben seyahate çıkacağım. Kasım'da seyahate gideceğim ben uzun yani. Ya işte adam öyle. Bize sana bana sormuyor ki tarihi belirlemeye. Ama evet. O ya iki ay önceden ona göre program yapardık. Sak değişip seçim yapacak Kasım'da. İşimiz var, gücümüz var. Ve Erdoğan olmuş. Utanmadan diyor işsizlik var diyorsunuz diyor. Biliyor musun? Öyle bir konuşma yaptı Kütahya'da. Evet. Evet. İstihdam sorunu yok diyor. Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya diyor. Yeter ki iş istesin arkadaş. İş diyor. İş çok diyor. Utanmazlar. Doğru diyor. Nesi yanlış bu dediğini. Ya millet demek tembel millet. Çalışmıyor demek o zaman. İş bol. Böyle utanmazlar dedi. Ve Hilal Kaplan. Hilal Kaplan da şimdi Serhat Albayrak'a dokundurdu Sedat Peker. Çok seviyorsun sen. Oraları çok seviyorsun. Bak, o alanlarda orada Hilal bir şey Kaplan, var sende. Var. İz bırakmış. Bir şey olmuş. İz bırakmış. Geçmiştim. Bir şey var. Onun travması bir şey var. Yani. Sen şey psikanalize girdin oradan. Şimdi şey Serhat ya. Albayrak'la alakalı dokundurdu Serhat Albayrak'a. Hilal Kaplan da göğsünü siper etti. Serhat Albayrak. Bu hayasızca akını durdurmak için. Dedi ki Serhat Albayrak medya camiasında asalet deyince akla gelen ilk isimdir. Güneş Balçık'la sıvanması, yani patronu Serhat Albayrak. CEO'su havuzun, sabahın ve Berat'ın da abisi veya kardeşi, bilmiyorum hangisi büyük küçük ama şeydir, Serhat Albayrak medyanın şeyidir. Başıdır, biliyor musun? Bütün medyanın. Biliyorum sen, o kadarını. Sen de bana yine böyle gerizekalı muamelesi yapıyorsun. Bak sadece sabah grubunun demiyorum. Bak sabah grubunun demiyorum. Bütün o medyanın başı. Niye onun bana Fransız polis gibi davranıyorsun? Yani niye böyle ol? Sanki yurt dışından gelmiş gazeteci. Bak buralar var ya bak. Buralar hep tuttuk. Hep tuttuktu buralar. Buralar hep tuttuktu sonra buraya. Neyse sen sonra bilirsin. Sonra bayrakta Albayrak aldım. Şimdi bak. Albayrak dedin mi? Tamam. Bak Albayrak, şimdi bak Hilal Kaplan devamında diyor ki Türkuaz medyada tehdit ve şantajla sindirdiğiniz diğerlerine benzemez. Başka kapıya. Ya diyor ki Hilal Kaplan'a bu tehdit ve şantajla sindirdiğiniz diğerleri ne? Kim? Hangi şantaj yapılmış? Hangi tehditler yapılmış ve kimler sinmiş? Git savcılığa açıkla. Git savcılığa şikayet et. Kadını rahat bırak. Boşanma arifesinde zaten. Ne istiyorsun? Boşandı. Tamam işte boşandı da o sürer boşandı. Belirli bir süre yani. Ha sürer diyorsun değil mi? Tabii. Kolay mı? Peki. Kolay mı? Peki başka tamam, bir şey var mı? Kuşa başka. Üzülüyoruz hala bu hafta. Evet, Emine Erdoğan'ın o üzüntüsü. Evet, kuşu hakkında bayağı perişan olmuştuk kadın. Bu arada bir izleyicimiz yorumlara olayı anlatmış demiş. Biz anlamamışız çünkü ben de izledim programı. Sen de anlamamışsın. Ha. Erkeği mi yaşıyor, dişisi mi yaşıyor? bir izleyici anlatmış diyor ki kalan bir kuş kalmış diyor. O erkek dişi arıyor. Şarkı söylüyor, cikcikliyor. Karşılık bulamıyor. Çünkü soyları tükeniyor, dişi yok. Ben bunu idrak ettim. Sana da açıklamak istedim.
Zaten artık üzülebiliriz yani artık. Artık üzülebiliriz. Üzülebiliriz. Ama Emine Erdoğan gerçekten çok rakik, rakik kelimesini bilir misin sen? Rakik bir kalbi var. İnci bir böyle tülbent gibi böyle. Yani Türkiye'deki yaşananlar, hapishanelerde ölenler, işkenceler hiç umurunda değil. Ama orada çok üzülmüş kadıncağız. Çok üzülmüş, çok üzülmüş. Bildiğin gibi. Ne kadını, ne kadınları anlıyorsun, ne yaşlıları anlıyorsun, ne gençleri ya, anlıyorsun. Ne biçim adamım ben ya. Kapat, hadi kapat gidelim. Kapat, kapatalım programı. Gidelim kapat, dükkanı kapatalım. Kapat. Hadi kapatalım. Hadi haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. İyi pazarlar. Bu kadar yeter.